Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 51. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Elimde bir 60 tane altın futbol topu var. Bunları bir açacağız. Bolca münzevi istiyorum abi bunlardan. Şurada bir tane var arkada bakalım. E şuradan bir 8-9 tane münzevi olsa en sonunda. Çok güzel olur bizim için. Şöyle hemen açmaya başlayalım. Bir efsun aldık. Efsun da güzel. Efsun'a da hayır demem. Ama başka bir şey göremiyoruz. Bir efsun daha aldık. Güzel. Şöyle şuradan bir iki tane açalım. Efsun'a müzeviyi buraya koyalım. Yani ilk 15 sandık pek güzel değildi. Bir arttırma aldık, bir müzevi aldık. Güzel. Bu arada o kadar açtım bu sandığı. ilk defa arttırma aldım. İki tane müzevi üst üste geldi. Güzel bir efsun geldi. Hadi ama çok kötü çıkıyor gerçekten. İki efsun üst üste geldi. Bir efsun daha. Biraz daha müzevi verir misin? Bir müzevi daha, bir efsun daha. Ejderha madalyası, zen ve ejderha madalyası. Efsun açısından gerçekten güzel çıktı ama münzevi kötü çıktı. O zaman ben biraz daha bir takviye yapıp geleyim. Biraz daha bir altın futbol topu alıp geldim. Bakalım bunları da açalım. İnşallah bunlardan da güzel bir Efsun müzevi alırız. Şöyle ikinci sayfada vardı. İlk bunlardan başlayalım seri bir şekilde. Bir tane müzevi çıkmış herhalde bundan sadece. İlk konudan baya kötü çıktı gerçekten. Şöyle devam edelim. Zenfasya falan artık bir Efsun mefsun bir şey verir misin? Bir müzevi daha verdi. Tamam. Bir Efsun. Bir müzevi daha. Bir müzevi daha. Güzel. Bir müzevi daha. Bir Efsun. İyi, çıkıyor, i̇yi, iyi. Tamam. Maşallah diyelim. Bir efsun daha, bir efsun daha. iki tane üste çıktı. Bir münzevi bir efsun daha. Hadi şu efsunu bir 14 yapar mıyız? Bak efsun 14, müzevi de 11 yapalım. Verecek bizim artık bir şey. Yani olmayacak böyle bir şey. Nar suyu arttırma ve sonuçtan da nar suyu çıktı. 12 tane efsun, 10 tane müzevimiz var. Aslında iyi dedim de kötü çıktı ya. 5 münzevi 5 tane de efsun attı. Yani çok da iyi çıkmamış aslında. Şu efsunları da bir kullanalım o zaman. Ateş ayakkabısı aldım şöyle bir tane 5 efsun. Bana da zaten ateş ayakkabısı lazım olacak. Hani belki kendimiz yaparız hazır çıkarırız. Bir KYP 10 kritik falan bir şey gelse böyle yeter bize. Şöyle ilkini atıyorum. Bir KYP 10 kılıç 10 bıçak falan çöp. İkinciyi yapıştırıyorum. Bir KYP 5 bayılma. Karşı bir kritik görebilir miyiz artık? Şöyle bir tane daha yapıştırıyorum. Bu neden full savunma geliyor ve geliyor? Bak kritik kritik istiyorum. 500 EP 10 çan, 15 pençe, 4 bıçak, 10 yelpaze. Şunu okyanusa atsan gelmez ya böyle veselik. Bir tane daha yapıştırıyorum. Dünya patronu belirmiş bu arada. Bir KYP falan filan çöp. O dünya patronuna gitmek istiyorum aslında. Ama bu ne bu efsunlar ne? Niye böyle geliyor ya? Bir tane daha yapıştırdım. 500 EP falan çöp. Allah Allah. Bak kritik göremedik daha. 8 saldırı hızı yanında başka bir şey yok. Son 4 efsun abi. 4 efsunda bir şey geldi geldi. 10 kritik gördük ama bu sefer de HP yok. Lan şurada bir HP olsa ne güzel olurdu. 1500 HP 10 yelpaze falan geldi. Çöp son 2 efsun bunu atıyorum. 1.5 HP 5 saldırı hızı 15 kılıç falan filan. Son efsun. Son efsunda yakaladık bu bombayı. 1500 HP 15 kılıç 15 pençe Keşke okyanusu atsaydık abi böyle geleceğini bilsem okyanusu atardım ya Boz kesildi şöyle bakayım kaçıncı olmuşuz 4.7 milyon vurmuşuz rütbe listesi diyelim 21. olmuşuz Ya sonradan geldik hem, hem de bug mıydı muydu yani bende şeytanlı itemler falan yok Yani adam alanı çok bile abi Şöyle ödül teslim al diyelim Bize 20 kaplan parası verdi Bunu kullanalım bir de şöyle bir sandık verdi ama bunun içinden boş şeyler çıkıyor Aynen slot çıktı mesela bunun gibi Yani 20 kaplan paramızı aldık Gayet Abi. Bir tur şöyle bir zodya geldim. Aslında bir tur değil ben bayağı çıkacağım. Sadece sizde bir turunu çıkacağız. Şöyle 40. kata çıkabilecek miyiz bakalım. İnşallah tüccarı bulabiliriz. Çünkü ve prizmam çok az şu anda. Lazım gerçekten. Şöyle maymunu keseceğim bakalım. İnşallah buluruz abi tüccarı. Bakıyorum bonus payını yine kıl payıyla kaçırdık. Yapacak bir şey yok abi sağlık olsun. Elimde 5 tane Yeşil şans kutusu var. Bunların içinden bakalım belki bekçiler tasımı çıkarırız veya bir kutsama çıkarırız. Şu zırhımızı hep sunarız. Bakalım belki güzel bir şeyler çıkar. Şöyle ilkini açalım. Pet sandığıyla başladık. Pet sandığı çöp pelerin. Envanter genişletme yok abi istemiyoruz geçelim bunu da saldırı markası saldırı markası savunma olsa belki alırdım buz yadısı alıyorum bu buz yadısından ayışı kasma muhabbeti kaldırılmasa çıkmazdı bu arada hayatta İç görü istemiyoruz abi münzevi münzevi bilemedim geçiyorum ya münzevi de duygu maskesi ve sonuncudan da ay de çıktı alıyoruz. Üçüncü el hiç istediğimiz bir şey değil. Ejderha madalyesi falan. Bunlar hep çöp. Bana şuradan bir bekçiler tılsımı verir misin? Hızlandırıcı geç. Yeni başlangıç kartı çöp abi. Son iki sandık. Buz yadısı <laughs> almıyoruz. Geçiyorum. Gök mavisi iksir çöp. Büyülü bakır. Büyülü bakırı da geçtim. Ve sonuncudan da güneş ölçüsü çıktı. Son bir sandık kaldı. Hadi bundan bize bir bekçiler tılsımı ver ya. Veya kutsama. ikisine de okeyim. Ama birini verir misin? Envanter genişletme, ay özütü ve sonucudan loncalar sözleşmesi çıktı. Hadi bir tur daha vuralım. Hay canım sana var ya, sana orada ye yerim, yerim. Kutsama! Ulan iyi ki vurmuşuz be. İyi ki sonucuyu da vurmuşuz. Kutsama çıktı. Tamam, kutsamayı normalde attıracak olsak 2-2.5 van. Hani biz 110 eme falan getirmiş olduk ortalama. Bir de yanında buz yalısı var. Buz yalısına da 50 m 60 m falan dersek 60 m e şu kutsamayı çıkardık şöyle abi bu kutsamayı şuna yapıştırıyorum İnşallah bir str falan yakalarız şöyle atıyorum max hp 450 kanama saldırısı yani güzel bir efsun değil ama yapacak bir şey yok artık abi 3 tane antika safirimiz var bir tane efsanevi bir tane mitisi var bunlardan bir parlak bence bir çıkarız içime bir doğdu ilkini yakacak sonra üst üste geçireceğiz diye düşünüyorum. Bir anda öyle içime doğdu. Bakalım inşallah o şekilde de gider. Şöyle abi ilkini yakalım. Aha ilki geçti. Abi plan iptal. Bütün plan bozuldu şimdi ama deneyeceğiz yine bunu üstte. Mitsi atıyorum. Aha Mitsi de geçti. Efsun. Efsun düz. Parlak. Parlağa da geçti. Tamam tamam. Daha iyi daha iyi. Bu kaldı burada. Hiç yakmadan geçirdik. Bak dedim ama içime gerçekten doğdu yani. Bir anda oyunu alıp geldim. Efsun ne bunun? Efsun'la bakalım. Lycan like savunma gelmiştik. Ama hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Yani ne kadar karımız var bilmiyorum ama iyi bir karımız var. Şimdi abi şu Zodiac horağımızı bir artı 9'a deneyeceğiz. Şöyle bir tane metalim var. Bakalım inşallah geçiririm. Buradaki şelaledeki köprüdeyim. Bu köprüde gerçekten çok güzel anılarımız vardı. İlk Zodiac kılıcımı burada basmıştım artı 9'a. Bakalım inşallah bunu da burada Artux'a geçirebileceğiz. Gerçekten geçirirse çok güzel bir karımız olur. Şu anda ay taşlarının falan da fiyatı uçtu. Hem ay taşlarının hem sandukaların fiyatı uçtu. Tabi sandukayı kendim kastım için sıkıntı olmuyor. Ama ay taşları 3.5-4 fona kadar çıktı. Hani o yüzden masraflı bir deniş. Bakalım inşallah geçirirsin ya. Valla mükemmel olur geçirirsen. Benim burada bir totemim vardı önceki zodya basarken. İki kere hayır diyordum. Üçüncü de basıyordum. Yine aynısını yapacağım. Bakalım. Öyle abi. Ve yandı. Yapacak bir şey yok abi sağlık olsun. Yine 8 olarak devam edeceğiz artık yolumuza. Hesapta ölümcül gücün yüzü bitmiş. Hem bunu çıkartacağız. Hem de belki bir simya falan çıkarız diye. Şöyle 110 tane gümüş okey sandığı aldım yani açıkçası kar beklentim yok bu sandıktan çünkü yakut alt yapımız hiç yok hani belki şansa bir tane antika çıkar öyle kar ederiz onun için de direkt antika atması lazım bakalım şans şama çok zor hani benim yine de bir beklentim yok şöyle abi hemen açmaya başlayalım direkt de ölümcül güçün yüzü çıktı aslında ama açacağız ya aldık bu kadar bu kadar almışken açalım ki bu sandığı açmakta gerçekten zevkli bence ya benim hoşuma gidiyor en azından bu arada 3 değerli 3 soylu oldu 4 soylu biraz daha değerli verir misin biraz daha atıyor. Gerçekten bir duraksadı. Derken 5 değerli oldu bir anda. Güzel güzel. E hadi ama bir soylu daha geldi. Biraz daha değerli verir misin? Şu değerli en bir 7 falan yapsak fena olmaz. Bir değerli geldi. Bir tane daha verir misin? Son 5 sandık. Soylu kor. Değerli kor. Soylu kor. Tamam güzel. 8 soylu 7 değerli aldık. Aslında az attı biraz. Şöyle hemen ilk soyluları açalım. Yontulmuş yeşim. Yontulmuş elmas. Ender yeşim. Yontulmuş elmas, işlenmemiş onyx, işlenmemiş elmas, ender grana ve ender yeşim. Değerlilerden bir antika yakut atar mısın be? Ender elmas, antika yakut. Ulan keşke başka bir şey istemeseydim. En iyi çıkabilecek şey bu. Güzel, antika yakut çok güzel. Antika grena antika grena ender onyx, yontulmuş safir ve antika safir. Oo çok güzel attı. Gerçekten çok iyi attı. Yani daha şu anda... Hiçbir şey üste atmadan bile 5 von yakut, Bir 10 safir, 6 bon 2 tane antika granattı 8 bon ee, iyi, iyi, Ben de 8 bon verdim buraya zaten 8 bonu çıkardı bile şimdiden Tabi daha elmaslar var Şöyle bir ender elmas deneyelim Güzel Bunu bir de bir antika deneyelim Bir antika elmas da geldi Güzel bir buçuk burası Şu andan itibaren geçirdiğimiz her şey full kara en kötü bir buçuk on kardayız şu anda. Başka yeşim deneyebiliyoruz. Şu yeşim bir ender atalım. Ender geçti. Antika bir antika geldi. Bir tane daha attım. Bu geçmedi. Olsun bir buçuk bonla buradan geldi. Safir'den bir şey deneyemiyoruz. Grenadan da bir antika deneyebiliyoruz. Şöyle atalım. Bir antika grana daha geldi. 4 von kar şu anda. Bir de 10x gelir mi? 10x'in ilki yandı. Şöyle bir yontulmuşa bir daha atalım. Bir ender. Ender geldi. Bir antika. Maalesef antika gelmedi ama hiç sıkıntı değil. 5 von çok temizinden kar var. Bir de ekstra bize çıkan yanklar var. Gayet iyi abi. Şamandayız abi. Şamanda şöyle biraz kuşak alt yapısı var. Bir 10 emiş 5 tane de bir yemiş var. Belki bir kişiye özel çıkarız diyerek şöyle üste atıyorum. İlkini yaktık hiç yenmemiz lazım bundan sonra. Bir 5 emiş geldi. Bir tane daha verir misin? Bir 5 emiş daha. O zaman şuradan bir 10 emiş gelir mi? 10 emiş de geldi. Hadi oğlum bir kişiye özel. Hop çok güzel kişiye özel de geldi. Şöyle bir takalım bakalım bir parlama yok abi. 12 emiş gelmiş ama hiç sıkıntı değil. Kuşakların piyasası da gerçekten arttı. 2.5 kon şu anda. 2.5 wonda buradan geldi. Çok iyi valla. Bu hafta sonu Ayşe eventi var. Hani bildiğiniz gibi cadıyla Ayşe kasmak kalktı. Ben de onun için kulede kasacağım. Şimdi bu Lycan ama kulede hiç denemedik. Denemek istiyorum. Hani nasıl keser, ne kadar tanklar falan bunu hiç bilmiyorum. Tabi şöyle söyleyeyim hani daha çok eksik var Yani çok eksik dediğim 102 çıkaracağız abi bir tane bir kostüm alacağız. Daha karanlık direnç falan tasım yok da ama hasarda yemiyor gibiyiz. Yani daha şebnem almıştım yanıma. Şebnem basmadım bile. 720 savunma şu an gayet yetiyor gibi duruyor. Şöyle bir deneyeceğiz bakalım hasarı. Bu arada Nesse Market'te şöyle Leonidas gelmişti. Abi gittim bir nep kuponu aldım ve aldım bunu. Çünkü bunda hem güzel bir şeyler deneyeceğiz göreceksiniz onu. Hem de ay işimize yarayacak. Şöyle abi şu anda bir çağırdık her şeyi ama bir zekalı bir şekilde skillimizi yakalım. Şöyle zekalı itemlerle birlikte o bu arada zekalıları takınca canımız gitti. Toplam 1646 STR'miz var. Ama bizim bir STR'miz azalmış. Normalde burada 1800-1900'leri çok rahat görüyorduk. Vardır bir şey ne eksik hiçbir fikrim yok. Şöyle abi bir vuruyorum. 4.5K gördük ama acaba o kritik miydi düz hasar mıydı? Bir daha 4.5 gördük. Yine 4.5 gördük arada bir. Yani 8 falan görürsek biraz mutlu olurum ama sadece 4.5 görüyoruz. Hayır hesapta kritik de var işin. Garip yanı o. O yüzden anlayamıyorum yani. Acaba kritikli mi normal mi? Şöyle bir tavan hasarı görebilir miyiz artık? Valla bu 4.5 normal hasar herhalde. Hiç durmadan 4.5 görüyoruz. Hani şu hali... Aa, 8K gördük bu arada. Şu haliyle... 4-4.5K vuruyorsak düz gerçekten iyi bu arada. Yani daha diğer eklenenlerle falan 6-7K'ları görürüz. Tabi envanterde bayağı doluyor. Ama o işi zamanı bize sıkıntı çıkarmayacaktır. Hani iyi kesiyor gerçekten hesap. Hesabı daha öyle ekstra bir yüzük çıkarım dediğim gibi. Bir kostüm başlığı yaparım sadece 20 ölümsüzü. Yeter şu anda. Valla ben dayanmaz diye düşünüyordum açıkçası ama. işte mid set farkı tamamen. Mid setten bize şuradan savunma gelmesi çok önemli gerçekten. İyi, iyi abi bizim hesabımız gerçekten iyiymiş şu anda. Ay da rahat bir şekilde kasarız. Hazır gelmişken şu Azrail'i bir keseyim dedim ya. Hiç kesmedim burada. Bakalım kesebilecek mi derken çok hasar yedik. Şöyle bir köşeye geçelim. Lucifer'i kesiyoruz ya rahat. Buna da 8k vuruyoruz Yedi 7.5, 8 gibi. 8'i görmedik daha doğrusu. 7.5 vuruyoruz. Kritik hasarımız tabii. Bunu da kesiyormuşuz rahat bir şekilde. Bunu da öğrenmiş olduk abi. Yani başta açıkçası bu hesabı hiç set dizimi pişman olmuş gibiydim ama... Ya abi çok rahat ya. Bütün farmlarda sizi çok rahatlatıyor gerçekten. İyi ki de midset dizmişim yani bu hesaba ve Azrail ile kestik abi. Hayırlı olsun gerçekten bayağı tank hesabımız ya. Elimde ikişer tane şöyle bilezik kolye ve kalkan var. Artı 8 cennet bilezikler, artı 8 cennet kolyeler ve artı 7 titan kalkanlar. Abi bunların içinden bir titan kalkan geçse zaten verdiğimiz paranın %90'ını falan kurtarıyor. Önemli olan titan kalkanın geçmesi. Bakalım inşallah buradan en az 2 tane geçirebiliriz. Şöyle abi ilk olarak cennet bileziklerden başlayacağım. Hatta cennet bilezik değil cennet kolyeden başlayacağım. Şöyle abi kolyenin ilkini atıyorum, ilkini yaktık. Hemen üstüne ikinciyi yapıştırıyorum, bu da yandı. Tamam, cennet bilezik geri geçirebilirsin o zaman. Cennet bilezi hop, bu da yandı. Dur lan sen de basmıyorum. Buradaki demirci de basalım. Burası geçirir belki. Efsunlu olan hop. Aha bu da yandı. İşler sıkıntı. Kalkanın geçmesi şart. Hadi bakalım. Yaparsın bize güzelliğine be demircim. Çok güzel abi. Bir tane artı 8 kalkan aldık. Hani en azından paranın büyük bölümünü kurtardık. Bu da geçerse çok güzel karımız olur. Sen de geçer misin be? Aha vallahi bu da geçti. Bu da geçti. Bu arada ben buradaki demircide bu zırhçı olan da 4'te 4 tane kalkan geçirdim. Yani bundan önce bir iki kere daha denemiştim. Birkaç bir önce. Onları da geçirmişti. Ulan sen nasıl bir kralsın be. Sen nasıl bir kralsın? Hani toplam 6.5 won falan verdim buraya. Sen kalkanlar şu anda 6 won ediyor tanesi. 12 won çıkardık buradan. Hani 6.5 won verdiğimi düşünürsek 5.5 won karımız var. Mükemmel valla. Şebnemlerim bayağı azalmıştı. Ben de şöyle biraz bir aldım. Hem mavi şebnem hem de kırmızı şebnem yapmalık. Bitki topladım. Bakalım bunları bir çevireceğiz. Hani güzel bir şeyler yakalasak. Hem kar ederiz. Satabilirim. Ben böyle 90 str'lik mavi şebnemi kullanıyorum. Kırmızılarda da 15 kritikleri kullanıyorum. Geri kalanı satıyorum. Onlar zaten çok rahat yetiyor bana. Hani öyle çok yüksekte bir gözüm yok şu anda. Bu arada yeşil şebnem de yapabiliyormuşuz. Onu nasıl yapıyoruz onu anlamadım ama. Şöyle ilk kırmızı şebnemleri dönüştürelim. 50 ile 50 li dönüştüreceğim. Bakalım şöyle hepsini yapayım. Bunun üstüne mavi şebnemleri de yapayım. Bir tane bu arada kırmızı şebnem 10 kritik 5 dakika çıktı. Buraya eklendi. Mavi şebnem de var burada. Bakarız ona da. Ona eklenecek mi hiç? Mavi şebneme hiç gelmedi. Tamamdır. Şöyle kırmızı şebnemlerden bakmaya başlayalım. 15 kritik 2 dakika tamam. Kendim kullanabilirim satabilirim. 10 kritik 3 dakika çöp bu. 20 kritik 3 dakika güzel. Tamam. Bunu satabiliriz. 8 kritik 5 dakika çöp direkt. 10 kritik 2 dakika bu da çöp. Ve sonuncusu 8 kritik 1 dakika. Yani kötü çıkmış açıkçası. Ama şu 20 kritik 3 dakika toparlıyor yani burayı direkt. Şöyle mavi şebnemlere bakalım. 120 STR 3 dakika ile başladık. O güzel. 70 STR 1 dakika kötü. 90 STR 3 dakika kendim kullanırım. Güzel. 90 STR 10 dakika ve bundan iki kere çıkmış yani 50 i 50 i dönüştürdük 100 tane olmuş iyi para iyi para 50 str 3 dakika 70 str 3 dakika var ve 70 str 2 dakika ya mavi şebnemlerden gerçekten güzel bir karımız var ha bu 90 str'liği kendim kullanırım şu 120 str'liği de satarım İyi iyi valla videoyu da burada noktalayalım o zaman İzlediğiniz için teşekkür ederim eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.